Başlayalım. 32'li familya tuvalet kağıdı geçen yıl 18 lira 90 kuruşken bu yıl 41 lira 95 kuruş oldu. 12'li selpak havlu kağıt geçen yıl 15.90 iken bu yıl 39.90 olmuş. Yüzlü eldiven geçen yıl 15 lira 90 kuruşken bu yıl 25 lira 90 kuruş oldu. 4 litre Viking çamaşır suyu geçen yıl 3.95 iken aynısını bulamadık ama en uygun fiyatlısını seçtik. Bu yıl 6.95. 1350 gram piril bulaşık deterjanı geçen yıl 4.95 iken bu yıl 10.95 oldu. 120'li Finish bulaşık makinesi tableti geçen yıl 21 lira 90 kuruşken bu yıl 120'lisini bulamadık. 101'lisini bulabildik. 101'lisi 45 lira 99 kuruş. 120'lisi ise 55 liraya denk geliyor. 4,5 kilogram Bingomatik toz deterjanı geçen yıl 14.90 iken bu yıl 29.90 oldu. 3 litre Perol sıvı deterjan geçen yıl 14.95 iken bu yıl 23.90 oldu. 1440 ml Bingo Soft yumuşatıcı geçen yıl 9 lira 90 kuruşken bu yıl 19 lira 90 kuruş oldu. 1,8 litre Activex sıvı sabun geçen yıl 12.90 iken bu yıl 1,5 litresi 21.90 olmuş. Hem litresini düşürmüşler hem de zam yapmışlar. 1,8 litresi yaklaşık olarak 26 liraya denk geliyor. 2 litre Vionay köpük sabun geçen yıl 8.95 iken bu yıl 17.90 oldu. 500 ml Head & Shoulders Ultraman şampuan. Bunu geçen yıl Eylül ayında çekemedik. Haziran ayının fotoğrafı var elimizde. Haziran ayında 11.90 iken bu yıl Eylül ayında 22.90 oldu. Biraz da gıda maddelerindeki fiyat değişimlerini inceleyelim. 1 kilogram Pınar tereyağını geçen yıl 33 lira 90 kuruş alıyorken bu yıl 62 lira 45 kuruş alıyoruz. 700 gram Yörükoğlu kaşar peynirini geçen yıl 13.45'e alıyorken bu yıl 22.75'e alıyoruz. 1 kilogram içim süzme peyniri geçen yıl 13.95 alıyorken bu yıl 21 lira 85 kuruş alıyoruz. Geçen yıl 1 litre Sek tam yağlı sütü 2.45'e, Pınar tam yağlı sütü 2.95 alıyorken bu yıl her ikisinde 4,5 TL'ye alıyoruz. 30'lu Töre laç yumurtayı geçen yıl 8 lira 90 kuruş alıyorken bu yıl aynı ürünü bulamadık. İnternetten 17 lira 95 kuruşa bulduk. 15'li medium gezen tavuk yumurtasını geçen yıl 8 lira 90 kuruş alıyorken bu yıl aynı ürünü bulamadık. İnternetten benzer ürünü bulduk. Onun fiyatı da 18 lira 90 kuruş. 1 kilogram tavuk bonfileyi geçen yıl 12 lira 75 kuruş alıyorken bu yıl 19 lira 95 kuruş alıyoruz. 1 kilogram tavuk pirzolayı geçen yıl 8 lira 70 kuruş alıyorken bu yıl 18 lira 90 kuruş alıyoruz. 1 kilogram tavuk kanatı geçen yıl 13 lira 55 kuruş alıyorken bu yıl 22 lira 90 kuruş alıyoruz. 2 litre Komili ayçiçek yağını geçen yıl 12 lira 90 kuruş alıyorken bu yıl aynı ürünü 20 lira 90 kuruş alıyoruz. 1 litre cam Marmara Birlik sızma zeytinyağı geçen yıl 19 lira 90 kuruşken bu yıl aynı ürünü markette bulamadık. İnternetten en uygun fiyatını seçtik. Onun fiyatı ise 29 lira 90 kuruş. 1 litre Coca-Cola'yı geçen yıl 2 lira 55 kuruş alıyorken bu yıl 3 lira 50 kuruş alıyoruz. Son ürünümüz 500 gram Çaykur Altınbaş çay. Onu da geçen yıl 13 lira 90 kuruş alıyorken bu yıl 18 lira 90 kuruş alıyoruz. Şimdi bu alışverişimizin toplamını hesaplayalım. Geçen yıl böyle bir alışverişe yaklaşık 320 lira harcıyorken bu yıl ise aynı alışverişe yaklaşık 610 lira harcıyoruz. Yani aynı alışverişe bu yıl 300 lira daha fazla harcıyoruz. Bu da yaklaşık %90 artış anlamına geliyor. Bir yılda aylık market harcamamızın enflasyonu %18 değil.